Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yüksek protein ve D vitaminine sahip olan palamutu ben bugün hiç besin değerini kaybetmeden döküm tavamda pişireceğim ve ayrıca normal tavada da kızartacağım. Bunlarla ilgili birkaç bilgi aktaracağım size. Videomun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Balığı güzelce temizliyorum. Hiç içinde kılçık kalmayacak. Ben balığı nasıl temizleyeceğimizle ilgili yine bir daha detaylı bir video hazırlayacağım. İlerleyen zamanda göreceksiniz. Hemen balığımın yanında soğan söğüş hazırlıyorum. Güzelce arkadaşlar ince ince hilal şeklinde doğrayın. Hamur yoğurur gibi sıkıp yumuşatın. Tel tel ayırıp soğanlar yumuşayana kadar ovmanız gerekiyor. Üstünüze sumağını, tuzunu, isterseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben balıkları yıkadım. Süzgece koydum. Bu arada da soğan söğüşümü hazırladım. Eğer mor renkli soğan kullanırsanız daha çok lezzetli olacaktır. Şimdi balığımızın sosunu hazırlayacağız. 1-2 tane ne kadar çok limon isterseniz artırabilirsiniz. 3-4 tane de olabilir. Bol miktarda sosla tüketeceksiniz, daha fazla artırabilirsiniz. Limonlarımı suyunu sıktım. Üzerine bol miktarda da yine zeytinyağı ve tuz ilave ettim. Güzelce karıştıracağım. Şimdi hemen içinde atmam için sarımsaklarımı ince ince doğruyorum. Burada kesinlikle rendelemenizi istemeyeceğim arkadaşlar. Mümkün olduğunca çok ince ince kıymanız gerekiyor. Balığı pişirmeden önce balıklarımızın üzerine fırçayla süreceğiz. Piştikten sonra da yine fırçayla süreceğiz. Serviste de istediğimiz kadar da yine balıklarımızın üstüne ilave edeceğiz. Gerçekten de bu çok farklı bir tat bırakacak. Bundan sonra palamutu hep bu şekilde yapacağınıza garanti veriyorum. Şimdi görüyorsunuz ben yine sosumu hemen fırça yardımıyla altına ve üstüne güzelce sürüyorum. Zaten balıklarımın suyu süzüldü güzelce. Hemen balıklarıma güzelce fırça yardımıyla sürüyorum arkadaşlar, görüyorsunuz. Ben döküm tavayı da bu arada ısıtıyorum. Yaklaşık 15 dakika güzelce ısıtmamız gerekiyor. Eğer ısıtmadan kullanırsak balığımız yapışır. Şimdi arkadaşlar ben burada size bir detay vermek istiyorum. Ben balığımı koydum, hemen kaldırmaya çalışıyorum. Bunu ben sizin için çektim. Kesinlikle balığı koyduktan sonra bir 5-6 dakika kesinlikle, hatta 10 dakika kaldırmaya çalışmayın. Eğer bu şekilde kaldırmaya çalışırsanız yapışır. Sizin için çektim ben. Kesinlikle ellemeyin. Zaten o piştikten sonra kendisi tavadan ayrılacaktır. Bir de ben normal teflon tavada da kızartmak istedim. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor ama en sağlıklısı döküm tavada olanıdır. Döküm tava kullanırsanız balığınızın lezzetini kat kat artıracaksınız ve de kesinlikle vitaminlerini kaybetmemiş olacaksınız. Arkadaşlar ben bu tavamı etimde de kullanıyorum, köftemde de kullanıyorum. Çok yerleşik bir kokuya şimdiye kadar rastlamadım. Çok sağlıklı. Kesinlikle sizin de bir evinizde mutlaka döküm tavanınız olması gerekiyor. Ama çok iyi kızdırmanız gerekiyor. İsterseniz ne yapacaksanız yapmadan önce birazcık da yağlayabilirsiniz yapışmamasını istiyorsanız. Bu tabi tavadan tavaya farklılık gösterebilir. Ama mutlaka döküm tavada yapın her şeyinizde, daha sağlıklı oluyor. Şimdi arkadaşlar güzelce sosumuzu servis yaparken üstüne dökelim. Nasıl arzu ediyorsak bol bol dökelim ve bol bol ne kadar çok dökersek sosunun üstüne o kadar çok lezzeti artacaktır. Mutlaka deneyin. Şu anda palamutun tam mevsimi, hem fiyatı uygun hem de besin değeri çok çok yüksek. Kesinlikle ve kesinlikle çok beğeneceksiniz, size garanti veriyorum.